Zanur isimli vatan haini Türk düşmanını yıkayıp yağlayanlar oluyor böyle. Tek tük. Aslında bu Rıza Nur'u yıkayıp yağlayanlar aslında Kadir Mısırlı oğlunun, yani onun taraftarları aslında Rıza Nur'u övüyorlar. Şimdi bakın, yani ben bu gerizekalılar diyeceğim de hakikaten çok gülüyorum ya. Mesela şimdi diyor ki Rıza Nur diyor deli olsaydı diyor, biz diyor işte Türkiye Rıza Nur'u diyor Lozan'a gönderir miydi diyor. Rıza Nur diyor deli olsaydı diyor ilk Sağlık Bakanı yapılır mıydı diyor. Şimdi ben bu sivri zekalılara şunu soracağım. Siz ananızdan doğduğunuzda grip mi oldunuz? Grip mi doğdunuz? Siz ananızdan doğduğunuzda şu anda yaşadığınız hastalıkların hangisi vardı? Bakın bunlar bu kadar sivri zekalılar. Bu Rıza Nur'u parlatanlar. Bir tane sosyolog var, sosyolog bozuntusu. Hastanede kapıcılık yapıyor, sosyolog ayakları yapıyor. Türkçe imla diye bir şey yok. Artık ilkokul mezunu mudur? Ne cahil ise. O mesela Rıza Nur'a Türk kahramanı diyor. Bakın efendim, Turgut Özakman'ın Rıza Nur isimli kitabında Atatürk'e ve milli mücadele kahramanlarına tam 700 defa hakaret ve iftira atıyor Rıza Nur denen manyak herif. Bu herif Lozan'da bir şeyler yapmış, zamanında bir şeyler yapmış. Ondan sonra da bu herif kafayı üşütmüş, sıyırmış bu herif kafayı. Kendisi söylüyor zaten, ben diyor hastayım diyor. Karısına hakaret ediyor. Karısına en adi küfürler ediyor kendi hatıratında. Atatürk'e hakaret ediyor. Milli mücadele kahramanlarına hakaret ediyor. Ben diyor Harbiyeli bir askere aşık oldum diyor. Bu işin sonu Livata'ya gidecek diyor. Yani anlayın işte. Böyle bir hatırat yazıyor ve bu adam bu hatıratı 1960 yılından önce yayınlanmasını istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü tanıklar hayatta kalırsa yalanlayacaklar. Herkesin ölmesini bekliyor yani. Bakın. İşte Rıza Nur denilen şahıs budur. Hala Rıza Nur yok şöyle yaptı, yok böyle yaptı. Arkadaş yapmışsa da sonradan balataları yakmış. Hani sen nasıl sonradan böbrek hastası oluyorsun? Ne bileyim bir şey hastası oluyorsun? Bu kafa gitti mi? Bu kafa da hastalık. Her yaşta olabilir işte Rıza Nur da bu manyaklık hastalığına yakalanıyor. Yani balataları yakıyor. Aslında çok ciddiye alınacak bir adam da değil. Yani bu Rıza Nur meselesi aslında bugünlere şöyle geliyor. Bu Rıza Nur denen şahsiyetin, eşcinsel şahsiyetin, biseksüel şahsiyetin, manevi oğlu denilen, nihalatsız denilen hain, o dönem 10 bin liraya satıyor hatıratı. Kime satıyor biliyor musunuz? Kadir Mısıroğlu'na satıyor ya. Kadir Mısıroğlu onu yıllarca biz Atatürkçülere karşı propaganda olarak kullandı. Bu Rıza Nur'u yakından, daha yakından tanımak istiyorsanız, dediğim gibi işte Turgut Özakman'ın Rıza Nur Dosyası isimli kitabını bulun, okuyun. Daha da işi ilerletin. Bakın, Cengiz Özakıncı, büyük Türk tarihçisi, belgelerle konuşan adam. Cengiz Özakıncı'nın Rıza Nur'la ilgili programlarını izleyin, var internette.